Merhaba, 4. sınıf mimarlık öğrencisiyim. TED Üniversitesi'nde okuyorum. Ankara'da yaşıyorum uzun zamandır. 2 senedir de Sofart'tayım. Sofart'ta hem PR ekibinin hem de temsilci ekibinin koordinatörlüğünü yapıyorum aslında. Bu şekilde Sofart'ta ilk önce Eskişehir'de kurulmuş bir topluluktu. Yine mimarlık öğrencileri tarafından. Şu anda da çoğunluğunu mimarlık ve tasarım öğrencileri oluşturuyor. Özellikle de atölye tarafında. Kültür, sanat ve mimarlık dergisi olarak kuruluyor Sofart. Ama daha sonra doğru kitlelere ulaşmak için bunu biz aslında iki bölüme ayırıyoruz. Kültür ve sanat içeriklerimiz dergide. Hatta eğer dergimizi okumak isterseniz Sofart derginin Instagram hesabında biyomuzda dergimizin sayıları var. 2023'ünkiler var sadece şu anda. Web sitemizde hazırlık aşamasında. Sonra hepsi oraya yüklenecek hazırlandıktan sonra. Atölye hesabında da mimarlık öğrencilerine yine faydalı içeriklerimiz var. İşte bazen mizah içeriklerimiz oluyor, bazen eğitim içeriklerimiz oluyor. Birazcık dengeyi kuruyoruz, bu şekilde ilerliyor. Genellikle de öğrencilere aslında daha fazla öğrenciye ulaşmaya çalışıyoruz bu tür etkinliklerde. Birazcık şey var Sofart'ta. İçinde de o şekilde, içeriye de o şekilde, dışarıya da, yani Sofart'ın kendi içinde de bu var. Öğretmeye ve öğrenmeye aslında dayalı bir topluluk. Birbirimizden aslında çok öğreniyoruz ve birbirimize de öğretiyoruz. Ben mesela şu an 4. sınıfım ve temsilcilere aslında öğretebileceğim çok şey var. Birazcık düşük sınıflarda, alt sınıflarda olunca bunun kaygısını da çok yaşıyoruz. Sofart'ın da hem kendi içine bence hem de dışarıdaki öğrencilere bunu sağlamasını istiyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Hatta Defne de bizim temsilcilerimizden birisi. Defne, istersen sen temsilci ekibinden, etkinliğimizden ucundan bahsedebilirsin. Sonra da yavaş yavaş etkinliğimize geçeriz. Ya, tamam, ben de Defne, 19 Mayıs Üniversitesi'nde 2. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Bizim bu temsilcilik ekibini kurma amacımız şuydu. Yani okuduğumuz okullardaki topluluklarımızla, kurduğumuz topluluklarla, işte hocalarımızla iletişim, ya daha fazla iletişim kurabilmek, daha fazla öğrenciye ulaşabilmek ve ilham olabilmek de aslında. Bu Sofar Talks etkinliğini de biz bir fikir üzerine alanda uzun heyecanlandığım için sesim kusura bakmayın. Alanda uzmanlaşmış hocalarımızla çeşitli söyleşiler gerçekleştirerek hem öğrencilere, ya öğrenim sürecinde olan kişilere daha fazla ilham olabilmek, fayda sağlayabilmekti. Ben de ilk duyduğumda, Sofart'a ilk katıldığımda gerçekten çok ilgimi çekmişti. Yani yaklaşık ben de 3 aydır buradayım ve içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Bir de siz anlatırken şeyi düşündüm. Yani bu birbirinden öğrenme, işte o stüdyoda olma, alt dönemi, üst dönemi görme, onlar ne yapıyor, başka okuldaki ne yapıyor diye bakma kısımları çok kıymetli. Bir yandan da muhtemelen çoğunuzun eğitim hayatı, işte önce bu pandemi dönemine, sonra deprem sonrası hibrit döneme denk geldiği için bunların bir kısmı elinizden alındı aslında. Çok üzücü hepimiz için. Bizim de stüdyoda olma, öğrenciye dokunma fırsatımızı çok aza indirgedi. O açıdan da bence çok kıymetli. Özellikle bu online olmanın imkanlarını kullanarak, işte olabildiğince çok kişiye erişmeye çalışmak, çok kendi içinde tutmak değil de çok güzel bu yüzden böyle bir şey yapıyor olmanız. Yani hem mesleki kimliğiniz olarak çok faydasını görürsünüz, hem de eminim çok eğleniyorsunuzdur. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Hem çok heyecanlıyım sizinle olduğum için. Teşekkür ederiz. Biz de burada olduğunuz için çok mutluyuz Evet hocam, gerçekten. teşekkürler. Biz de hala heyecanlıyız. Yani bu kaçıncı Sofar Talks ama hala heyecanlıyız. İsterseniz bu arada başlayabiliriz. Bu arada etkinliğin ana moderatörü Defne. O yüzden en son soru cevap bölümünü falan Defne yönetecek, yürütecek. Siz de isterseniz istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Tamamdır. Hem böyle birbirimizin heyecanını mazur görerek hem de tekrar davetiniz için teşekkür ederek başlayayım o zaman. Şöyle küçük bir sunumum var. Onu da belki yansıtırsam. Müsait olanlar da kamerasını açabilirse seviniriz. Tamam. Hemen şöyle bir kontrol. Görüyorsunuz sanırım, değil mi? Evet hocam. Bu açıkken ben sizi göremiyor olacağım maalesef ama şöyle başlayabilirim. Buraya davet edilmeme vesile olan kısmından bahsedeyim, kendimden biraz bahsedeyim.
mimarlık lisans eğitimimi Kocaeli Üniversitesi'nde aldım. Üçüncü sınıftayken Madrid Teknik Üniversitesi'nde bulundum bir dönem Erasmus değişim programıyla. 2016 yılı mezunuyum. Ara dönemde mezun oldum. Hemen o sırada da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı'na başladım. Oradayken de Budapeşte'de de Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi'nde yine bir dönem Erasmus için bulundum. Yine bu yüksek lisansım sırasında TİKA aracılığıyla Zigetvar'da Kanuni Sultan Süleyman'ın türbe ve palankasının kazısında çalışma fırsatım oldu. Sonra bir 3 ay kadar yarı zamanlı Mimarlar Derneği 1927'de böyle derneğin asistanı etkinliklerinde arşivinde çalışan biri olarak var oldum. Yüksek lisansın ardından da yine ODTÜ'de mimarlık tarihi doktorasına başladım 2019 yılında. Hala devam ediyorum. 3 yıldır da 19 Mayıs Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Kimi zaman mimarlık tarihi derslerine, çoğunlukla tasarım stüdyolarına, ikinci sınıf ve bitirme projesine girdim genellikle. Katkı koymaya çalışıyorum. Ben böyleyim. Sunumumun başlığı mimarlık ve tarihi olarak belirledim. Şöyle bir yerden geldi bu da. Bu arada bu ayki etkinliklerin hepsi mimarlık ve bir şey ve mimarlık, mimarlık ve diğer şeyleri yapıyoruz. O da güzel denk gelmiş bence. Şöyle mimarlık tarihi aslında anlatacağım şey böyle bir nedir sorusu bizim bölümde özellikle çok sorulur ama bunu sorunca ardından hemen şey geliyor, mimarlık ne? Mimarlığı nasıl tanımlıyoruz, neyi dahil ediyoruz, neyi dışında bırakıyoruz? Buna biraz dokunmaya sanırım çalışacağım ve bunun tarihini nasıl yazıyoruz? Tarihini yazmak ne demek, ne gibi araçları var, ne gibi yöntemleri var diye. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Böyle iki aşamalı gibi bir sunum. Bir mimarlık tarihi dediğim şey, şöyle bir şey duyabilirsiniz artık etrafınızdan. Mimarlık tarihçisi kadar mimarlık tarihi vardır. Yani bu yazdığınız şey o mimarlık tarihi, tek bir mimarlık tarihi olamıyor da aslında kimin yazdığına, nasıl bir perspektifle yazdığına, neyi ele aldığına, nereden baktığına göre, hatta kimin onu okuduğuna göre bile değişebilen, dönüşebilen esnek bir alan. Bunun birazcık alt başlıklarından bahsetmeye çalışacağım. Bir de tabii ki burada çoğunluğun mimarlık öğrencisi olduğunu tahmin ederek, ben de bir mimarlık bölümü hocası olarak, mimarlık eğitiminde bunun nasıl bir yeri var, niye önemli gibi bir şeylere kısaca değinmeye çalışacağım. Bir yarım saate yakın sürer diye tahmin ediyorum sunumumu. Hiç imaj yok içinde. Bu yüzden konuşmalarımla, içerikle dikkatinizi toplamaya çalışacağım. Sorularınız olursa da herhalde en sonda yorumlarınızı, sorularınızı konuşuyor, tartışıyor oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bir tarihçi olarak hemen mimarlık tarihinin de tarihinden başlayacağım tabii. Mimarlık tarihi mimarlığın başından beri aslında her zaman işte malzemeleri, teknolojileri, mimari başarıların yazılmasıyla, bir yerlerde kaydının tutulmasıyla en antik dönemden beri var olan bir şey. Böyle Rönesans döneminde biraz daha bu Yunan, Roma imparatorluklarının tarihine, mimarisine dönülmesiyle birlikte öyle bir odağı oluyor. Daha çok ama böyle 18-19. Yüzyılda artık bir disiplin haline gelmeye başlıyor. Üslupları, teknikleri, materyalleri ele alan bir disiplin olmaya başlıyor ve sanat tarihinin içinden aslında bir alt dalı gibi çıkıyor diyebiliriz. Öyle olduğu için de o dönemin yöntemleri biraz daha böyle kanonik yapıların, ikonik yapıların kronolojik bir anlatısını içeriyor. Çokça Avrupa merkezli ve üslup odaklı, birazcık böyle stillerden, üsluplardan bahseden bir ortam var diyebiliriz. 20. yüzyılda ise bunun içerisine böyle biraz daha kültürel ve sosyal bağlam dahil edilmeye başlanıyor. Bu disiplin biraz kendine dönüp işte Batı dışındaki tarih yazımının eksikliğini, yerel olanın eksikliğini, böyle daha küçük mimarlıkların eksikliği 60'lardan itibaren hissedilmeye başlanıyor. Tabii tüm sosyal bilimlerin de dönüşümüne paralel bir şekilde oluyor bu.
80'lerde ise daha böyle bir küresel tarih anlatısı ortaya çıkıyor ve bu lineer ilişkilerin ötesinde bir Ağlar ve Akışlar dizisinden aslında söz edilmeye başlanıyor ve böyle doğu batı, yerel küresel, işte milli, uluslararası gibi ikilikler kırılmaya başlıyor. Lineer olarak işte bir şey bir yerde çıkmıştır ve oradan yayılmıştır anlatısı da kırılıp daha böyle eş zamanlı tarihler, işte tekil yapıların değil de çevresiyle ele alınan yapıların anlatıldığı bir şeye dönüşüyor. 2000'lerden itibaren de artık çok daha güncel diyebileceğimiz farklı ölçeklerdeki kültürel üretimleri de içine dahil eden bir disipline dönüşüyor. Dolayısıyla bu konular, ele alınan nesneler değişirken yöntemleri de değişiyor ve tüm bu interdisiplinerlik aslında buralardan doğuyor diyebiliriz. Şimdi tarihi yazarken ve mimarlığın tarihini yazarken neye bakıyoruz? Aslında bu kanıtlar dediğimiz şey ya da anlatılar dediğimiz şey kimi zaman elimizde yapının kendisi, işte o nesnenin kendisi olabiliyor. Ama her zaman durum bu değil. İşte yıkılmış yapılar, ören yerleri diyeyim, kalıntılar olabiliyor. Ya da yapının kendisi olduğunda, nesnenin kendisi olduğunda da yapıldığı dönemki bağlamı bilemiyoruz. Yani hep geriye dönüp bakarak bir şeyler yapıyoruz. Bu yüzden de bunların farklı temsilleri çok kıymetli. Yani en başta elimizde ne var? Bununla ilgili yazınsal kaynaklar, işte kitaplar, notlar, tezler, makaleler gibi şeyler oluyor. Çizimler elbette var. Bunlar böyle gravürler, resimler olarak gelişmeye başlıyor. Onun dışında sonra daha böyle biyografiler, manifestolar, romanlar, filmler dahil edilmeye başlanıyor. Ya da işte bir posta pulu, kartpostal, seyahat kitabı, bir broşür bile mimarlık tarihinin aslında kanıtını oluşturabiliyor. Tabii ki arşiv dokümanlarının vesairenin yanında. Hatta böyle çok güncel tezlere bir baktım neler olup bitiyor diye. Kendi çalışmalarımın içinde de vardı böyle video oyunları üzerinden. Ya da diziler üzerinden, çok güncel böyle ana akım şeyler üzerinden bile bir konum alıp mimarlık tarihi yazabiliyoruz aslında. Peki sınırları nedir bunun? Ben mesela bir ortamda yeni tanıştığım insanlara mimarlık tarihi okuyorum, yapıyorum dediğimde mimarlık mezunu musun, tarih mezunu musun deniyor hemen. Ama bu ikilikle de sınırlı değil. Aslında çok interdisipliner bir alan, yani doğrudan bağlı olduğu işte kentsel tasarım, tarihi çevre koruma, iç mimarlığın yanı sıra sosyolojiden ekonomiye, politikaya, kültürel çalışmalara, küratöryel çalışmalara, görsel sanatların her türlüsüne, edebiyata, sinemaya çokça böyle bağlı interdisipliner bir alan diyebilirim. Peki bunun aktörleri kimler? Yani bunun aktörler olmasının nedeni aslında bunun çoğul olması. Bu da yine mimarlık tarihinin tarihinden gelen kendine bakıp o eleştirme üzerinden hep böyle bir batılı, beyaz ve erkek figürün, işte şu an sorsam aklımıza gelecek bir sürü star mimar isminin bunlardan oluşuyor olmasının ya da bunu yazanların da belki bunlardan oluşuyor olmasının yavaş yavaş çözülmeye başlamasıyla böyle bir mimarlık vardır ve onu yapan yüce bir mimar vardır. Anlatısı da kırılıp işte onun işvereninden çalışan işçisine, kullanıcısına, işte belki o işçinin kökenine, hatta böyle orada kullanılan materyale, iklim koşullarına, coğrafi koşullara gibi insan dışı aktörlerin de dahil edildiği çokça böyle coğrafyaya kadar, çevre çalışmalarına kadar giden bir aktör ağı mevcut aslında bunun içerisinde. Peki bu anlatıları yıkmaya çalışırken neyin tarihini yazıyoruz? Bu da böyle işte kanonik yapılardan, ikonik yapılardan, ünlü mimarların ünlü yapılarından ya da sadece böyle devlet yapıları, anıtsal yapılar, büyük ölçekli şeyler, ünlü şeyler olmaktan çıkıp daha böyle çevresiyle birlikte ele alan ya da çevreleri, peyzajları ele alan film mekanlarını, direniş mekanlarını, belki hastalıkları,
terk edilmiş mekanları, işlevi değişmiş bitmiş yapıları, gece konduları, mezarlıkları ya da böyle günlük objeleri kent duvarlarını ele almaya başlayan yapını çevreyi aslında daha geniş bir şekilde ele almaya çalıştığımız bir anlatıyı dahil etmeye başlıyoruz. Buraya gelene kadar ama çokça böyle bir üslup odaklı anlatı söz konusu. Hala gördüğümüz ya da yararlandığımız aslında yine böyle biraz sanat tarihi disiplininden gelen sanırım. Bir şeyleri böyle çok egemen güçler üzerinden, işte tarihte olan bir savaş ya da yönetim biçiminin değişmesi üzerinden, mesela Türkiye ya da Türk mimarisi, Türkiye mimarlığı tartışırken hep böyle bir Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet diye gider. Ya da ne bileyim 18. yüzyıl mimarisi deriz, postmodern mimari deriz. Çok böyle üsluplar üzerinden olduğunda biraz biçimci kalıyor gibi bir eleştiri sunulabilir belki. Ya da işte bütün bir yüzyıla her yerde aynı mimarlık varmış gibi, bütün bir ulusa böyle milliyet, milli kimlik üzerinden baktığımızda hepsinin mimarisi aynıymış, bir coğrafyanın her yerindeki mimarlık aynıymış gibi. Bunları böyle bir şemsiye altına toplamak değil de daha onların öznel, bireysel kimliklerini ortaya çıkarmak üzerinden tavırlar takınmaya çalışıyoruz artık. Bu da bizi kimliklere götürüyor. Bu bahsettiğim işte büyük milli kimlikler ya da atıyorum sadece başkentle ilgili bir şeylerin yazılıyor olması ama aynı kültürün işte başka bir kentinin çok da üretilmiyor olması, yeni yeni üretilmeye başlaması gibi durumlar söz konusu. Bu kimlikler de yine böyle bir çoğullaşma halinde aslında şu anda. Tüm bu toplumsal cinsiyet çalışmalarıyla öteki diye tırnak içerisinde tanımlanan insan gruplarının, işte göçmenlerin, siyahilerin, yerel insanların, queer insan topluluklarının, azınlıkların mikro tarihleri yazılmaya başlanıyor. Çünkü bu böyle yani diğer türlüsünün eksik kalan yanı şu oluyor. Tüm bu kültürel değişim ve alışveriş aslında insanların, imajların, teknolojilerin ve fikirlerin karşılıklı alışverişi sayesinde oluyor. Yani hiçbir zaman tek yönlü, işte modernizm batıda doğmuştur ve sonra yayılmıştır gibi değil de eş zamanlı olarak yerel kültürler, kimlikler bu değişen ortama, değişen bağlama nasıl cevaplar veriyordu gibi sorular üzerinden baktığımızda bu çoklu kimliklerle karşılaşıyoruz. En başta kanıtlar olarak bahsettiğim şey aslında mimarlık tarihi yazabilmemiz için neye baktığımızdı. Yine bir araçtı. Şimdi de biraz daha şeyden bahsedeceğim. Nasıl sunuyoruz bunu? Yani sizin belki önünüze çok böyle öğrenilmesi gereken bilgiler, işte ezberlenecek tarihler, isimler, şehirler, yapı adları gibi geliyor. Tabii ki bunun böyle geleneksel bir yolu, işte daha yazınsal şeyler, tezlerdir, konferanslardır, sergilerdir, kitaplardır gibi bir yönü var. Ama çok da böyle zenginleşen bir alan ve işte filmler, sergiler, bu dijital teknolojilerle birlikte çevrim içi arşivler, web siteleri üzerinden, belki sizinkiler gibi böyle Instagram hesapları üzerinden bile yazılabilen, okunabilen, çokça böyle sınırları esnek bir alan aslında. Bu da hem kendi içine kapalı bir disiplin olmasını engelliyor ve çokça bu bahsettiğimiz tüm disiplinlerden, alanlardan, kimliklerden hem beslenirken hem de onlara katkı koymasını sağlıyor aslında. Tahmin ettiğimden hızlı gittim sanırım. Kısa bir sunum olacak. Buradan mimarlık eğitimindeki yerine bakarsak da bu da böyle mimarlık eğitiminin kendisi zaten çokça tartışılan bir şey. İşte nasıl olmalı, stüdyo nasıl olmalı, müfredatta neye ağırlık vereceğiz? Her okulun ve ekolün aslında kendi yaklaşımları var. Burada da eminim hepiniz başka başka okullarda farklı farklı şekillerde öğreniyorsunuz bunları. Burada böyle bir şeyin tartışması dönüyor. İşte o çok kredisi yüksek, böyle en ön plana çıkan stüdyo dersinin bir enstrümanı mıdır mimarlık tarihi? Onu desteklemek için mi vardır?
Ya da böyle öğrencilerin tamam işte bunu da geçeyim diye girdiği, ezberlemeye çalıştığı bir şey midir diye bakılıyor. Ama çok da öyle değil. Burada şöyle bakmak daha kıymetli sanırım. Bir mimarın eğitimi sırasında bir stüdyo, yani bunları hiyerarşik bir sıraya koymadan stüdyonun ve mimarlık tarihi derslerinin kendi içerisinde ayrıca bir kıymeti var. Niye peki kıymetli? Hem kendi fikrim hem böyle dışarıdan okuduğum, gördüğüm kadarıyla size düşüncelerinizi formüle etmek için ve bu yapılı çevrenin mesajını anlamak, etrafınızda gördüğünüz şeyleri okumak için çok ciddi bir analitik yetenek sağlıyor aslında. Bir hem sözel hem görsel bir dağarcık sağlıyor. Ve bir şeylere böyle form ve strüktür üzerinden değil de içinde bulunduğu, içinde doğduğu ve geliştiği çevreyi anlamanızı sağlayacak şeyler veriyor. Böyle baktığımızda benim için en önemli şey bu sanırım, yani çok farklı bir şey söylemeyeceğim ama bir bağlamı okumayı öğrenmek. Yani çünkü hiçbir mimari tasarımı da sonra onun tarihini de içinde geliştiği, içinde bulunduğu gerek sosyal, kültürel, teknolojik, politik, ekonomik bağlamdan ayrı düşünmek çok mümkün değil. Bu bağlam algısını oluşturmak açısından çok kıymetli mimarlık tarihi. Bunu anladıkça da tabii ki bir eleştirel düşünce geliştirmek çok daha kolaylaşıyor. Neyin neden öyle olduğunu, başka türlüsünün nasıl olabileceğini düşünmeniz için çokça böyle bir arka plan sağlıyor. Deyip sonlandıracağım sunumumu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Mail adresim burada var. Yine sorularınız olursa oradan da ulaşabilirsiniz.